İslam'ın heybeti alınır diyor. Ümmetim dünyaya hürmet ettiği zaman. Acaba bu bereketsizlik, yani ümmetin ümmet bile olamamasının temelinde bu mu vardır? Nurettin Hocam, hani gene affınıza mahcuben, Kütüb-i Sitte hadislerinden likulli ümmetin fitne diye devam eden hadiste mal diyor. Bizim fitneti ümmeti el mal. El mal diyor. Bu anlamda bizim için büyük bir problem midir dünya sevgisi? Şimdi bugün biz ona dünyevileşme diyebileceğimiz bir süreç var. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahih hadis-i şerifte dikkat edin, dünya tatlıdır. Allah dünyayı tatlıdır ve yeşildir dünya. Allah dünyayı size açacak, size mal verecek ve ne yapacağınızı görecek Allah. Aman dikkat edin diye ashab-ı kiramı uyarmış. Şunu unutmamak lazım. Yani 75 yaşında, 85 yaşında, 95 yaşında insan 1 lirasını vermiyor. Hatta işte çapulcu bir çete, birisini yolda çeviriyor, çıkar cebindeki 10 lirayı ver bize diyor. Vermem diyor. Canını alıyorlar, gene 10 lirayı vermiyor. Niçin yaşıyordun sen? Hayatın ne içindi? 10 lira içindi. 10 lirayı niye feda ettin? Etmedin de canını feda ettin. Ha, demek ki mal candan kıymetli tutuluyor. Bu devrin problemleri. Hayır, hayır, hayır. Bütün insanlığın problemi bu. Evet. Züginelin nâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantara. Böyle evet. Kantar dolusu, kantar dolusu altın insanın hoşuna gider. Evet. Elbette bu bir imtihan. Ama Allah bize fakir kalın, dünya parasını tutmayın demiyor. Dünyanın tamamı sizin olsun diyor. Fakat herkes malı cebine koysun, kalbine koymasın istiyor. Kalbe konmuş, putlaştırılmış mal bizim için büyük bir bela. Evet. Yani uğruna din bile feda edebildiğimiz zaman mal belamız bizim. Yoksa dinimize hizmet ettirdiğimiz, şahsımızın onurlu olması için kullandığımız mal, Allah'ın lütfu. Muhtaç olmadığımız. Tabi onurlu yaşamak için bir Müslüman mal sahibi olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ashab-ı kiram bir yerde gezerlerken çok can hıraş çalışan birisini görüyorlar. Sahabi de diyor ki, ya Resulallah şu Allah yolunda cihat etse adamda ne enerji var ya diye diyorlar. Efendimiz de işte uzunca bir sözü var. Buyuruyor ki ya onurlu, kimseden borç almadan yaşamak için böyle çalışıyorsa bu da Allah yolunda çalışıyor sayılır. Ya. Ya Allah yolunda cihat demek. Yani bir Müslümanın çoluk çocuğumun ihtiyacını karşılayayım, kimseye muhtaç olmayayım diye gösterdiği gayreti Allah kendi yolunda yapılmış bir amel olarak kabul ediyor. Burada eli nasır tutan bir Müslümanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini tutup ne oldu bu eline diyor. Çok çalışmaktan, çok kazma vurmaktan ya Resulallah diyor. Allah bu eli seviyor diyor. Çalışmaktan. Allah burs alan, vakıflardan yardım alan Müslüman istemiyor. Üstün el istiyor. Yukarıdan El-i-dül-ül-ya istiyor. Üstün el istiyor Allah. Elbette fakirlikle imtihan ederse fakir, sabır. O zaman da verilen sadakayı da alırız. Ama onurlu mümin olmak gerekiyor. Burada bizim dünyayı onurlu bir şekilde cebimize koymakla, cebimize bir şey koyacağız diye haysiyetimizden taviz vermemiz arasında bir büyük çizgi var. Evet. Bu çizginin ne tarafında kaldığımız önemli. Yoksa bu ifadeleri Müslümanların hep fakir olması gerekiyor diye değil, tavsiye niteliğinde söylemiş gibi oluruz biz. Böyle değil tabii. Ama yani zaten azamet, hürmet ederse, kıymet verirse, büyük tutarsa, değil mi? Müslümanın değer yargıları bellidir. Tabii. Onların daha üstünde tutarsa gibi bir manadır. Elbette mi? Yani ana gaye dünya olduğu sürece bizim bir şey kazanmamız zaten, evet, mümkün değil. Hasan Basri rahmetullahi aleyhe soru soruyorlar ya, yahu diyorlar biz niye bu kadar ayet, hadis, namaz kılıyoruz da niye bizde Müslümanlığın heyecanı ashab-ı kiram gibi olmuyor? Yani tabiinden birisi olduğu için. O da diyor ki siz cenneti istiyorsunuz ama dünya için yaşıyorsunuz diyor. Evet. Yani isterken cennet var ama bütün dünya, gayretler dünya ölçülerine göre yapılmış. Tıpkı sınıf geçmek isteyen ama hiç ders çalışmayan bir çocuk gibi oluyoruz o zaman. Biz elbette fakirlik istemiyoruz. Bütün dünya
bir Müslümanın elinde olsa alimallah azdır. Evet. Evet. İki dünya olsun Müslümanın elinde. Çünkü Müslümanın elinde işçi zulüm görmez. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz edilmez. Helal olur dünya. Ne güzel evet. olurdu Müslümanın elinde olsa mal.